Annem hakkında linç kampanyası başlatılmış, gördünüz mü? Evet, gördük. Benim yüzümden değil mi? Ya iyi de o adam bütün bunları nereden öğrenmiş? Bilmiyoruz Çimen. Annem akşam konuşacağız dedi, detaylı bir şey de söylemedi. Hala bana çok kızgın değil mi? Çimen, ablacığım ne olur evine dön bak, herkes perişan oldu. Doğa, ben burada istediğim için kalıyorum. İyi Çimen'cim, tamam peki. Biliyor musun, ben bugün oruçluyum. Nasıl yani? Hı. Abdest almayı, namaz kılmayı da öğrendim. Yani öğreniyorum. Ha, maşallah benim kardeşime ya. Sen baya baya aileye ben uyum sağladım, senin yapamadığını yapıyorum diyorsun yani. Ne alakası var Doğa? Benim ağzımdan şimdi öyle bir şey mi çıktı? Takılıyorum sadece. Yani sen mutluysan tamam. Anlamaya çalışırım. Ama Çimen'cim, bu sanki sen değilsin. Dün Fatih geldi. Nasıl yani? Onlar vazgeçmemişler miydi? İkna olmuşlar, bilmiyorum. Bu iş ciddi, ben sana söyleyeyim, bunlar evlenecek. Allah Allah. Görkem iğrenç bir kız bu arada, aşırı uyuz. Kendini bir şey sanıyor. Beyni tipinden. Neyse tamam, boş ver onları şimdi. Ben yarın okula gitmeden bir geleyim sana bari, kahve içelim hem konuşuruz. Gel gel, içeriz. Yani sen içersin, ben malum oruçluyum. Ay pardon canım ya, unutmuşum. İyi tamam, öyle yaparız o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bir de biz görelim bakalım şu Görkem Hanım'ı. Dün babam geldi. Böyle yakasız gömlek falan. Ay yok, bu adam hiç değişmeyecek ya, ben delireceğim artık. Ya Doğa, belki de benim için yapıyordur. Saçmalama Çimen. Zaten sen de sen gibi değilsin yani. Gözüm alışmadı hala bu görüntüye. Hoş geldin Doğa. Tanışmamız bugüne kısmetmiş. Hoş buldum. Aynen. Kardeşimi ziyaret edeyim dedim. İyi yapmışsın. Ne enteresan bir tesadüf değil mi? Talihsiz desek daha doğru olur. Fatih'le nasıl gidiyor? Harika. Yani annenin gelip sözü bozması bile durduramadı bizi. Düşün. Gerçi siz annenize de yalan söylemişsiniz. Sanırım sizde yalan söylemek bir huy. Aslında değildi. Ama Fatih bana o kadar çok yalan söyledi ki ondan bulaştı sanırım. Vallahi Doğa, benim yanımdaki adam senin söylediğinin tam tersi. Neşeli, güler yüzlü, esprili. Onu bu hale ben getirdim yani, öyle mi? Belki de. Yani bunları benim iyiliğim için söylemediğini gayet iyi biliyorum. Aptal değilim. Aklının hala eski kocanda olduğunu da biliyorum. Ama artık çok geç. Beni aldatan, arkamdan iş çeviren bir adamın yüzüne gülümseyemezdim herhalde, değil mi? Fatih mutsuzsa bana yaptıklarının farkında olmasından kaynaklıydı o mutsuzluk. Evet, aldatmış. Ama onu bu yola sürükleyen sebepler neler, onları da bilmek gerek, öyle değil mi? Yani Fatih de durup dururken gideyim Doğa'yı aldatayım dememiştir herhalde. Hayır, benden kaynaklı yani. Benim kadınsal eksikliğimden diyorsun. Sen benim söylediklerimi hep çok farklı anlıyorsun. Ama nasıl istersen öyle anla. Ama Fatih artık bekar ve çok mutlu. Bence sen de artık geçmişi geçmişte bırak. Önüne bak. Neyse. İşe geç kaldım. Zaten artık çok sık görüşeceğiz. Malum. Kardeşin abimi karısından ayırıp eve yerleşti. Afiyet olsun. Ya takma sakın sen onu. Ruh hastası. Dedim sana, bu böyle. Edepsiz bir şey.
Tam pembeye yakışacak gelin, kök söktürecek hepsine. Neyse tamam, sen boş ver bunları. Çimen ablacığım, sen kendine odaklan. Bu yaptığın hatadan geri dön, vazgeç. Bak sen bu aileyle yapamazsın, benden beter olursun. Yine aynı konuları açıyorsun Doğa. Sen Fatih'le olmak istediğinde ben sana tam destek vermiştim. Lütfen. Çimen, ben annemi dinlemediğim için bu haldeyim zaten. Ya benim yaşadığımı sen yaşama. Yaşadıklarımdan ders çıkar, gör ablacığım ya. Lütfen. Ben gidiyorum. Otursaydın ya. Dersim var, geç kaldım. İyi peki, hadi geçireyim seni.